Beşiktaş'ın ilk önceliği teknik direktör olduğu için teknik direktör konusuyla başladık ama Beşiktaş'ın kadro yapılanmasında ciddi eksiklikleri de var. Özellikle sizinle de zaten zaman zaman yayınlarımızda konuşuyoruz. Sağ bek mevkiinde Svensson'un yetersiz kaldığını konuşuyoruz. Onun dışında hücum hattında evet belki Cenk Tosun, Abubakar, Semih Kılıçsoy gibi isimler var ama Abubakar'ın da biraz daha artık gidici gözüyle gözüktüğünü düşünüyorum. Onun dışında Raşit Gezal takıma veda etti. Chamberlain'den verim alamadı Beşiktaş bu sezon. Tabii ki böyle dengeler de var. Bu noktada da Beşiktaş'tan gidecek isimler de merak ediliyor. Onların eksikliği nasıl tamamlanacak bu da merak ediliyor. Çok kısa ben şu an eminim belli değildir ama transfer noktasında sizce Beşiktaş nasıl bir yol izleyecek? Söyleyelim. Bir kere Omar Kolay'a teklifler var. Takımdaki teklif olan ender futbolculardan bir tanesi Omar Kolay. Bir gidecek herhalde. Yani ya Arabistan'da ya başka bir yere belli bir miktar paraya gönderilecekler gibi geliyor. Ben herhalde 2 milyon euro bandında bir rakama ya da 2-3 milyon bir paraya çıkar diye düşünüyorum. Bu benim tahminim. Orada iki tane stoper. Şimdi Beşiktaş sol stopere ve merkez top biri hızlı, iki tane stoper bakıyor ve bakmalı. Yani Omar Kolay olduğu için vesaire orada iki tane yabancı olmak durumunda. Diğer taraftan da oraya şey geldi artık Tayyip Talha geldi. Orada alternatifler Oral zaten bitti. Sağlama iki tane yeni stoper, biri hızlı, birisi de denge stoperi, oyun kurucu. Sağ ve sol beklere gelelim. Yani Masuaku Akun'un bir an önce sözleşmesinin sonlandırılması ve gönderilmesi lazım. Hala Masuaku Akun iyi oyuncu diyen varsa, ya bu performansıyla atsınlar, performansına baksınlar. Bunu yeterli görenler bir şey demiyorum artık. Yani benim hayal ettiğim ya da güçlü gördüğüm Beşiktaş'ta sol bekler modern futbolun en büyük argüman oldular. Bugün Chelsea'de de, City'de de, Liverpool'da da sürekli sağ ve sol beklerin oyun formatının içerisinde katıldığını görüyoruz. Ve Beşiktaş bunu zamanında çok iyi yaptığı, en önemli yaptığı dönemde de sağ ve sol beklerin kalitesiydi. Şimdi oralar sıradanlaştığı zaman, sen 20 metrede, 30 metrede geriden top kurduğun zaman Beşiktaş'ın oyun tarzı değil. Hocam Masuaku imza dönemindeki 5-6 maç oynamış da yani öyle oynayacaksa kalsın devam etsin. Ama genel performansına baktığım zaman bu Beşiktaş için yeterli değil. Beşiktaş'ın iyi bir sol beke ihtiyacı var. İkincisi sağ bek. Svensson'un son dönemdeki gayreti, profesyonelliği, disiplini takdir ettim işin açıkçası. Yani evet yetenekleri çok üst düzey olmayabilir ama geliş maliyetiyle faydasına baktığın zaman takımdaki alınan verilen paralarla aldığı ücrete baktığınız zaman evet karşılığını veren bir oyuncu. Ama Svensson da Beşiktaş'ın en şey oyuncusu mu? En sağ bek için en ideal Günah oyuncusu keçisi dersen kesilecek işte değil. kesilecek değil. Yani o yüzden gayret etti, çalıştı, görevini yaptı. O Rozier'in patladığı, onun eleyip şeyini kalbine astığı bir dönemde, eleğini astığı bir dönemde Svensson Beşiktaş'taki birçok sorunu çözdü. Ama Svensson da bence Beşiktaş'ta bir numarası olacak isim değil. Oraya bir sağ bek de almalı. Yani benim için geri dörtlüdeki defans hattı komple değiştirmesi lazım. Yani oraya yeni bir yapı oluşturması lazım. Kaliteli iyi bir yapı. Dört. Bir de ikincisi forvet. Orada bir tane pivot, santrafor dediğimiz Dembaba gibi, Mario Gomez gibi, Weghorst gibi bu tarz oyunculara ihtiyaç var. Yırtıcı, uzun boylu, teknik, fiziksel şeylerini kullanacak, erkeğini kullanan oyunculara ihtiyaç var. Abubakar'la acilen yolların ayrılması lazım. Sözleşmesi uzadı, evet ama Abubakar da işte bedava çıkmak için oynamıyor, ayak diretiyor. Muhtemelen bonservisini alıp gitmek istiyor. Teklifler de var. CSK'dan var, Brezilya'dan var. Gider gittiği yerde de o dizide oynar. Şu anda çalışmalarına devam ediyormuş. Hatta forvete bir değil, bir tane daha yardımcı forvet almak lazım. Onun altını çizeyim. Yani orada evet şey var. Sen söyle Semih var. Semih belki de 4-4-2 belki de 4-1-3-2 gibi sistemler var. Orada yardımcı forvet gibi oynaması Semih'e başka bir değer katacaktır.
diye düşünüyorum. Orta sahada Chamberlain'in ne yapacağı belli değil. Çok Allah vergisi bir yeteneği var. Çok da karakterli bir oyuncu. Aldığımız istihbarat orada ama sakat olunca oyuncudan verim alamıyorsun. Gezal 2 yıl sonra taşıdı Beşiktaş. Yeni bir Gezal vakası olmaması lazım ama yeni gelen hoca Chamberlain gibi İngiliz milli takımda oynamış, çok kıymetli, karakterli, takım içinde de sevilen, karakteri ortaya koyan oyuncudan kazanmak isteyebilir. Orta sahaya bir tane 10 numara gibi, yani Muçi 8-10 numara karışımı bir oyuncu gerekiyor bence. Bu etti sana 6. Forvet'e 1-2 demiştim. 4-5-6+1. Bir de kanat forvet, kanat oyuncusu. Sağda ve solda oynayabilebilecek. Gezal da gitti. Solda da orada Rebic falan da gidecek. Yani baktığın zaman 7+1. Diğerleriyle işte yan şeylerle beraber Beşiktaş'ta bir 10 kişilik bir transfer ihtiyacı, yeni ve güçlü Beşiktaş'ın var. Ha, kaç kişi var? 40 kişi var. 40 kişi göndereceksin. 40 kişinin içinden 26 yapacaksın. Demek ki 20 kişiyi ya yollayacaksın, ya satacaksın, ya da işte kiralık vereceksin. Genç oyuncuları da katıyorum bu arada. Şimdi mesela Kartal Kayrağı geliyor, Emre Bilgin geliyor. Bunlar gittiği yerlerde hani iyi işler de yaptılar. Onları bir hoca kampta görmek isteyecektir Maribor'da. O yüzden onları da gördükten sonra zaten boşa düşenler, sözleşmesi bitenler, gitmesi gerekenler. Beşiktaş yönetiminin hem dışarıdan transferi değil de içeridekilerini göndermek için de en az maliyette göndermek için, zarardan dönülmesi için, yapılan hatalardan dönülmesi için bir yol haritası üretmesi lazım ve bunları bir an önce yapması lazım. Beşiktaş erken yol alır. Erken kalkan erken yol alır ya. Beşiktaş 2 aydır bu hocayı halletseydi, evet, halletseydi belki de bu süreçte birçok sorunun cevabını bulmuş olabilirdik. Salih anlaşması imzaya dönüştü mü bilmiyorum. Anlaştık demişlerdi. Bir sorun yok demişlerdi ama ben yine de ıslak imzayı bekliyorum. Salih'in anlaşmasını hep olumlu bulduğumu söylemiştim. Muçi ve şeye teklifler olduğu söylenmişti. Semih'e. Muçi'ye 17 milyonluk teklif var dediler. Eğer gerçekten bu resmi ciddi bir teklifse bu, bence satışını da düşünebilir. Şampiyonadan sonra Sayın Başkan demişti, şampiyonadaki performansı, ki orada da iyi işler yapıyor. Muçi orada bir piyasa yaparsa Beşiktaş belki de birçok transferin ortaya kalacak bir değere oluşarsa, o şansı oluşursa, o alacağı parayla da içteki peşinatları ve iyi takım kurmak için süreci başlatabilir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın çok problemi var ve problemleri aşmak için bir an önce fotoğrafı, Beşiktaş yönetiminin yapması gereken, taraftar şunu bekliyor sevgili Ceren. Resmi görmek istiyor. Projeksiyonu görmek istiyor. Yani bu bilgiyi sadece Hasan Atın bilmesi, bana güvenin demesi güzel tabii de, taraftar adı üstünde. Yani meraklanıyor. Camia meraklanıyor. Yani başkan biliyor, yöneticiler biliyor. Acaba biliyor mu diyor. Acaba görüştüler mi diyor. Acaba iyi bir hoca gelecek mi diyor. Yani bu belirsizlikleri ortadan kalmanın yolu, Beşiktaş Fenerbahçe'nin bu kadar yatırım yaptığı bir ortamda. Yani Mourinho'yu aldın. 4 tane Dybala diyor. İşte atıyorum Lukaku diyor. Talişka diyor. Ya, Talişka'nın kulübü de açıklama yaptı. Biz Talişka'yla bırakmayacağız falan diye hemen sosyal medya hesabından. Bunları söylüyor. Öyle olunca da şimdi Dybala'lar, Lukaku'lar, bunlar belki de 4 tane iyi oyuncu koyduğu zaman Fenerbahçe'nin kadrosuna başka bir yere gidecek. Taraftar da haklı olarak diyor ki, bizler de söylüyoruz yani, rakiplerin bu kadar güçlü teknik adamlar, güçlü figürler, öbür tarafta 2 yıldır şampiyon olan bir takım, şampiyonlar iyi var. Oradan belki de Okan Hoca'yı harcamayacaklar ama onlar da Galatasaray'da bu sene transferin şampiyonu olabilecek 6-7 tane üst düzey oyuncu da alabilirler. Onu da bekliyorum. Eşme Beşiktaş'ın da bir şeyleri göstermesi, yönetimin izleyiciye politikayı taraftara iyi anlatması lazım. Bunu anlatırsa süreç daha iyi işler ama belirsizlik, fululuk, kapalılık, telefonlara çıkmamak, yani Beşiktaş yöneticileri yanlış bir şey söylememek için ya da mahcup olmamak için telefonlara böyle hani ya açmıyorlar ya da açtıklarında da ya toplantıdayız falan filan deyip hep böyle hani transfer meselelerinde hep topu taca atıyorlar. Anlıyorum, onları da anlıyorum ama bireysel olmasa bile genel stratejiyi kamuoyuna, topluma iyi anlatmaları lazım. Beşiktaş taraftarının da camiasında bunu bilmeye hakkı var. Çünkü Beşiktaş herkes kendi takımının iyi olmasını ister. Bugün Beşiktaş taraftarı da güçlü bir takım, iyi bir takımın oluşmasını sabırsızlıkla bekliyor.